Burası 2002 yılında Türk Hava Kurumu'nun tarafından kurulmuş Türk Hava Kurumu Müze ve Paraşüt Kulesi Müdürlüğü. Arkada görmüş olduğumuz kule anıt eserdir. Kule bir sene önce yenilendi. Tadilatını kurumumuz yaptırdı. Ve Türk gençliğine armağan ettik. Burada insanlar müzemize geldiğinde ücretsiz olarak girerler. Sıcak ve güler yüzlü bir şekilde karşına alırlar. Müzemizin içerisinde Türk Hava Kurumu'nun tarihini, ülkemizin tarihini ve nasıl kurulduğunu çok detaylı bir şekilde görürler. Sizin de gördüğünüz gibi müzemiz özel müzeler statüsündedir. Ankara'da müzemiz Ankara'daki özel müzeler içerisinde bir numaradır. Seyirci topluluğu, lokasyonu yani her konusuyla. Şu anda müzemize yabancı ziyaretçiler de çok ilgi göstermektedirler. Arenanın yapılması yan tarafa, kore anıtı ve değişik amaçla da olsa gelen çok fazla turist de müzemizi ziyaret etmektedir. Burası 3 kategoriden ayrılıyor. Şöyle söyleyeyim. Önce tarihi paraşüt kulemiz. Ondan sonra açık alan, açık alan müzesi. Daha sonra kapalı yer. İsimlerinizi okuyorum. Üçer üçer ayıracağım sizi. Çok güzel. Herkese tavsiye ediyorum. Yok, benim ikinci. İkinci. Oradan kendini yukarı boşluğa bırakmak nasıl bir duygu? Yani çok dehşet yani. Anlatılmaz, yaşanır yani. O derece. Vallahi ailemi düşündüm, sevdiklerimi düşündüm ama çok heyecanlı, çok güzel. Yani herkesin yapması gereken, herkesin tatması gereken bir duygu. Biz müzemize gelen ziyaretçilerimizi ve misafirlerimizi müzemizin içerisindeki 280 metrekarelik kapı alanındaki ziyaretlerini ve dışarıdaki 5000 metrekarelik bahçe bölümündeki uçakların olduğu alanı gezmelerini ve isteyenleri atlayışlarını yaptırmak üzere paraşüt kulesine gerekli briefingini verip atlayışlarını yaptırıyoruz. Öncelikle isteklerin gelip paraşüt atlayış yapmak istediğine dair bize kaydını vermesi gerekiyor. Kaydını aldıktan sonra kilolarına bakıyoruz arkadaşlarımızın. 16 yaşından büyük arkadaşlarımız için herhangi bir sıkıntı yok ama 16 yaşından küçük arkadaşlarımız ya da atlamak isteyen paraşütler için aileleriyle birlikte gelip velilerinin onayının olması gerekiyor. Normal gelen arkadaşlarımıza kayıtlarını aldıktan sonra yaklaşık 1-2 dakikalık bir briefing veriyoruz. Paraşütün yukarıya çıktığında ne yapacağımızı, aşağı inerken ne yapacağını ve atlayış esnasında uyması gereken kuralları kendisine sözlü olarak bildiriyoruz. Daha sonra yukarı çıktığımızda yerdeki yer ekip öğretmeniyle okeyleştikten sonra öğrencimizi kuşandırıp kuleden atlayışlarını yapmasını sağlıyoruz. Haricinde 45-90 kilo arasında ağırlık limitimiz var. 45 kilonun altında ve 90 kilonun üzerindeki ağırlıklardaki atlamak isteyen istekleri atlayış yaptıramıyoruz. Bunun haricinde sağlık yönünden herhangi bir sıkıntısının olmaması gerekiyor. Son bir yıl içerisinde ağır bir ameliyat geçirmemiş olması gerekiyor. Ve ayağında spor ayakkabısı olması yeterli. Paraşüt öğretmenini yukarı çıkartırken herhangi bir madde kullanıp kullanmadığına, atlayış psikolojisinin o an için uygun olup olmadığına emin olmak zorunda. Bu yüzden de gelen misafirlerle ya da atlamak isteyenlerle konuşuyoruz. 38 metrede hayatınızda ilk defa 38 metreye çıkıp da oradan aşağı baktığınızda belki hani atlamak istediğiniz halde atlayamayabiliyorsunuz. Çünkü sizin doğal yaşamınıza aykırı bir şey. İnsanlar durduk yere çıkıp da yani yükseklerden atlamıyorlar. Dolayısıyla da bunu yapmak onlar için biraz heyecan, biraz da zor oluyor. Zorlandıklarını anladığımız anda zaten biz geri çekiyoruz.
Biz burada aslında biraz da insanları havacılığa, paraşütçülüğe ya da havacılığın diğer branşlarına yönlendirmek için, onlara ilk adımı attırmak için böyle bir aktivite yapıyoruz. 4 yıl içerisinde de herhalde bir 5000 kişiye atlayış yaptırmışızdır. Herhangi bir kimseye herhangi bir şey olmadı.